yakışmış. Güzel. Bundan sonra artık öyle dağda bayırda gezmek yok. Bana çok daha yakın olacaksın. Türk askerini topraklarımızdan def edelim de ne istersen yaparım. Ama cevap çıktı sen ya. O da olacak. Sen şu Hacı amcaya karısını nasıl vurdurdun bir daha anlatsana. Anlatacak bir şey yok. Beni vuruyorum diye çekti vurdu işte. Günde üç öğün dinleyebilirim bu hikayeyi. Bizim sarı çiyan nasıl çıldırmıştır kim bilir. Onunla sevgilisi öldü ya. Kaderleri aynıymış. Ne diyelim, mukadderat. Bugün işimiz çok. Sen aşağı geçebilirsin. Devlet kurmak kolay değil. Yoğunsun tabii. Hoş geldin sevgilim. Biz seninle bir anlaşma yapmamış mıydık? Ha? Sırt pırt işime burnumu sokmayacaktın. İşine karışmak için gelmedim. Denetlemek için geldim. Nihayetinde bütün bu oluşumun sorumluluğu benim üzerimde. Hadi ya. Ya profesör, acaba sen bu büyük beycilik oyununu oynamaya biraz erken mi kaptırdın? Ha? Ama senin adamlar daha senin aslında nasıl büyük bey olduğunu bilmiyorlar değil mi? Tehdit etmek için biraz geç kalmadın mı? Ne tehdidi be? Ben de öyle düşünmüştüm. Geçmişte olan olayları karıştırmanın bir anlamı yok. Öyle değil mi? Yerin kulağı vardır. Yabancı büyükelçi seninle görüşmek istiyor. Daha yeni görüştük. Sürekli buluşup lak lak mı yapacağız? Bu işlerin %90'ı lak lakla hallediliyor. Öğrenemedin mi daha? İyi. Ben size yetişirim. Şimdi biraz işlerim var. Güzel. Silahlar geldi mi? 2 güne gelecek. Güzel. Köylüler sana alışmaya başladı. Fakat fazla hızlı gitme. Bölgede rahatsızlık yaratırsan çatlak sesler çoğalır. Sonra kendini dipsiz bir kuyuda bulursun. Tamam patron. Biliyorum, merak etme. Göreceğiz.